Geride bıraktığımız hafta sonu sokaklarda düşündüren görüntüler vardı. Belki de sokaklarda en yoğun görüntülerin olduğu hafta sonu kısıtlamasını yaşadık. Ancak uzmanlar önlemlerin gevşetilmemesi konusunda uyarıyor. Aksi takdirde normalleşmeye geçiş daha da uzayacak. Eğer bütün toplum işte %70 dediğimiz seviyede aşılanmamışsa kimse maskesini çıkaramaz. Vatandaş yasakları unuttu. Kısıtlama günlerinde sokaklarda ve parklarda adım atacak yer kalmadı. Birçoğumuz kısıtlamaların yumuşatılmasını beklerken geçtiğimiz hafta Türkiye'de adeta rekor ceza yazıldı. Özellikle hafta sonu güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini park ve bahçelere attı. Bu da ihlalleri beraberinde getirdi. Yılbaşından bu yana hareketliliğin en yoğun şekilde hissedildiği hafta oldu. Yani cumartesi pazar ben markete gittim, baktım herkes sokakta dolaşıyordu. Geçen hafta kısıtlamaya uymayan toplam 32.181 kişiye ceza kesildi. Mevcut önlemleri gevşetmemeyi öneriyoruz herkese. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek uyardı. Önlemlerin gevşetilmemesini istedi. Aksi takdirde normalleşmenin çok gecikeceğini vurguladı. Okulları açabilmek için de gerçekten mevcut önlemlere harfiyle uymamız çok kritik, çünkü okulları açmak çok önemli. Dolayısıyla biz büyükleri ne kadar çok aşılayabilirsek aslında okulların açılması da o kadar kolay olacak. Aşılamanın başlaması da gevşemenin nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Ama durum hiç de öyle değil. Sizin herhangi bir şekilde virüsü alıp boğazınızdan saçmanıza engel olamıyor. Dolayısıyla sizin çevrenizde herkes aşılanmadığı sürece maskenizi çıkarma şansınız yok. Uzmanlar uyarsa da sokakta büyük bir bunalmışlık var. Bir sene oldu, bir senedir duvarlara bakıyorum. Öyle artık duvarlar basıyor, üzerime geliyor. Kimisi ise virüse hala inanmıyor. Kalksın bu yasaklar, maske kalksın, yasaklar kalksın. Ya yok, hastalık diye bir şey yok yani. Ben inanmıyorum. Maskeyi neden takıyorsunuz? Taktırıyorlar, mecburi ceza yazıyorlar. Şimdi hastalıklardan değil, cezalardan korunmak için maske takıyorsunuz. Evet, cezadan takıyorum ben, hastalıktan değil. Hastalık diye bir şey yok. İstanbul'daki barajlarda dolu